şu anda kıymetli belediye başkanımız Serdar Sandal Beyefendi burada. Bize birkaç cümleyle eşlik ederseniz. Ama inanın karşılığı yok. Söyleyebilecek hiçbir şey yok. İlk deprem anında işte belediyeden çıkıp Rıza Bey apartmanına gittiğinde ilk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim. O zaman ne aklınızda belediye başkanlığı, ne mevcut konumuz, her şey gidip gidiyor. Bizi zor duruma sokan işlerden bir tanesi de bir gün arkadaşlar dediler ki Sayra ve Çınar'ın annesi ziyaretinize gelecek. Tabii ki dedim, buyursun. Kapı açıldığında bir anne ama kolunda iki kişi var, yürüyemiyor. Oturdu, hani böyle morfin almış, yeni uyanmak üzere olan kadın modu verdiler. Yarım saat beni hazırladı. Yarım saat. Sonra ağladı ve gitti. O anneden bugün başka bir anneyi gördük. O kentin belediye başkanı olarak çok mutlu ediyor beni. Hepimizi mutlu etti. Çünkü oradan yeniden doğmak, yeniden çocukların anısını yaşatmak, o toplumsal farkındalığa bir katkı sunabilmek, bunu pozitif bir işle yönlendirmek. Takım, ne kendimize ait hissettiğimiz sınıf, ne ırk, ne millet. Aslında o anda sadece insan yüreği birbirine tutunur, birbirine yardım eder. Her felakette hatırladığımız şey budur. Bugün bir araya gelme nedenimiz de bu duygudaşlığı, bu dostluğu unutmamak için, yaşatmak içindir. Kuzenimin iki evladını birden, bütün hayatını, geçmişini, anılarını kaybetmesinin ardından hayatta kalma anlam arayışına elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın. Beni anlamayın dedi Tülin hep. Beni hiçbirinizin anlamasını istemiyorum. Ama çok güzel bir soru sordu. Onlar gitti, ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı dedi. O anlam arayışı içinde su kuyuları, çeşmeler, derslikler, kütüphaneler, iyilik ikizim adını verdiği bir iyilik projesi başlattı. Bu gece çocuklarımızla beraber kaybettiğimiz 117 canı özlemle anıyoruz. Ve her felaket bizi birazcık daha yakınlaştırsın, iyiliği birazcık daha büyütsün istiyoruz.